Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Elazığ'da İçişleri Bakanlığı projesi çerçevesinde AFAD Başkanlığı öncülüğünde Sivrice ilçesi Azhar Gölü kenarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'dan 345 personel katıldı. Senaryo gereği yaşanan 6.2'lik deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Elazığ'da İçişleri Bakanlığı projesi çerçevesinde AFAD Başkanlığı öncülüğünde Sivrice ilçesi Hazar Gölü kenarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Deprem ve yangın tatbikatına Vali Doktor Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sivrice Kaymakamı Efe Can Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Tatbikat öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman ve AFAD İl Müdürü tatbikat öncesi bilgi verdi. Farkındalık oluşturabilmek için toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her sosyal grubundan vatandaşlarımıza afet bilincini aşılayabilmek için, farkındalığı arttırabilmek için faaliyetler yürütmüştük. Bu sene ise yine Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Türkiye genelinde tatbikat yılı, afet tatbikat yılı ilan edildi. Ve değişik illerde, değişik seviyelerde tatbikatlar bugüne kadar yapıldı. Bizim de dahil olduğumuz 81 ili kapsayan okullarda, Türkiye çapında okullarda bir tahliye tatbikatını da yine hep beraber yapmıştık. Bugün de Elazığ'da bir bölgesel tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu tatbikatımıza Elazığ'ın sorumlu kurum ve kuruluşları yanında Diyarbakır'dan, Bingöl'den, Tunceli'den ve Malatya'dan da ekiplerimiz katkı sağlayacaklar, destek olacaklar. Bu vesile onlara da teşekkür ediyoruz. Afetler öncesindeki hazırlıklar aşamasından bir tanesi de afet öncesi yapacağımız tatbikatlar. Bir afet meydana geldiğinde nerede, nasıl hareket edeceğimiz, hangi kurumun görev alanında hangi tür olaylarla karşılaşacağı ve onlara ne tür müdahaleleri yapacağı ile ilgili tatbikatlarla bunları geliştiriyoruz. Koordinasyon toplantısının ardından Vali Toraman, Belediye Başkanı Şerifoğulları ve AFAD İl Müdürü Pıhtılı, tatbikatın yapılacağı alanı helikopterle havadan inceledi. Tatbikat, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'dan 345 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanan 6.2'lik deprem ve yangın tatbikatına gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı. Kızım! Ardından olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri yaralıları enkaz altından çıkardı. Boynunu sabitleyip, boynunu sabitleyip şeyde alıyoruz. Çarı ve kolundan dikkat edin. 1, 2, 3. Gerçeği aratmayan ve 345 personelin katıldığı deprem ve yangın tatbikatında nefesler tutuldu. Bunlar nerede? Nerede?
Tatbikatta göçük altında kalan vatandaşların bulunması için kokuya duyarlı jandarma arama kurtarma köpeği bölgede arama yaptı. Bina içerisinde kalan bir vatandaş AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılırken suda boğulan bir kişi ise İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi. Başarı ile tamamlanan tatbikatta il yöneticileri tarafından gönüllülere sertifikaları verildi. Evet, teşekkür Sayın ediyoruz. Sayın Valim. Biz de harekete geçti, iniş yapıyorlar. Müdürüm, Sayın Valim. Müsaadeniz efendim. Tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Ömer Toraman, tatbikatların yıl boyunca devam edeceğini söyledi. Yıl sonuna kadar bu faaliyetler devam edecek. Değişik konu başlıkları altında, değişik çapta tatbikatlarla deprem veya benzeri afetleri mütakiben mevcut imkan ve kabiliyetlerimizi test etme imkanı bulacağız, buluyoruz. Bu çerçevede il düzeyinde tatbikatlar, bölgesel düzeyde tatbikatlar ve ulusal düzeyde tatbikatlarla bu pratiğimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Elazığ depremi Türkiye'de deprem pratiğine ve afetlere müdahale pratiğinde çok büyük merhale kat edildiğinin bir göstergesi oldu. Afeti müteakip hızlı müdahale ve ilk müdahale dönemini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Okullar 12 Eylül'de açılıyor. Ana sınıfı ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler ise bugün itibariyle okula uyum haftası kapsamında sınıfları doldurdu. Hem veliler hem de öğrenciler heyecanlıydı. Günler öncesinden başlayan telaş sonrası hazırlıklar tamamlandı ve minik öğrenciler okulun yolunu tuttu. İlk gün öğrenciler hem heyecanlı hem de biraz tedirgindi. Mehmet Ali Çetel'e bugün okula oldum. Heyecanlı mısın? Hı hı. Heyecanlı ve anne. Ne yapacaksın burada? Burada sınıf okuyacağım. Ders yapacağım. Oyun oynayacağız arkadaşlarımızla. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bana dediler ki bugün alıştırma yapacaksınız. 12'sinde derse başlayacaksınız. Okulda çok güzel vakit geçireceğim. Arkadaşlarım olacak. Veliler sınıflarını öğrendikten sonra çocuklarıyla vedalaştı ve öğrencilerin eğitim serüveni çalan ilk zille başlamış oldu. Öğrenciler büyük hayallerle okul sıralarında yerini aldı. Çok heyecanlıyım. Neler yapacaksın burada biliyor musun? Henüz bilmiyorum ama ders çalışmayı çok severim ben. Ben okulda ilk defa geliyorum 1. sınıfa. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Burada neler yapacaksın biliyor musun? Biliyorum. Ders çalışacağım. Doktor olacağım deyince ama bunun için çok ders çalışmam ve çok çalışkan olmam için. Çalışkan olmayı hissediyorum. Kendime çok güveniyorum. Ve her gün kitap okuyacağım. 1. olmaya çalışıyorum. Ders çalışacağım. Okuma yazmayı öğreneceğim. Kitap okuyacağız. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Başladığı için çok mutluyuz. Heyecanlıyız. Hatta iş geceliğini uyumadık. Şu an 1. sınıfa başlayacak. İnşallah hayırlısı olur. Heyecanlıyız. Okulumuz başladı. Heyecanımız sene boyunca devam edecek. Yeni eğitim yılı çocuklara hayırlı ve uğurlu olsun. Hem evladım hem ben çok heyecanlıydık. Kızım çok heyecanlıydı. İnşallah herkes için hayırlı olur. Heyecanlıyız. Yeni eğitim öğretim yılının bütün vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ Bizmişen Aşağı Holpenk Mahallesi 2. etap 2. bölge 665 adet konut projesinde bulunan 30 konut engelli vatandaşlar için satışa çıkarılmıştı. Bu kapsamda bugün gerçekleşen kura çekiminin ardından isim listesi de belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
Türkiye genelinde hayata geçirdiği çok sayıda sosyal konut projesiyle orta ve dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapıyor. Milletimize iyilik üreten, Dosteli kuruluş olarak 5 milyondan fazla vatandaşımızın sıcak yuvasının mimarı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ olarak yıllardır dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ediyor, onları kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern, kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor, geleceğe çok daha güvenli bakıyor. Yatay mimari ile yükselen Türkiye sloganıyla 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye genelinde on binlerce sosyal konut inşa eden TOKİ, Elazığ Bizmişen'de de hayata geçti. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Elazığlı hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yatay mimari anlayışla inşa edecek olan Elazığ Merkez İzmişen Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilen Merkez İzmişen'de Toplu Konut Projesi kapsamında engelli vatandaşlar için 30 konutun hak sahibi ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. 2+1 konutlarda ilk kuramız çekildi. Sultan Erdem, GA 5 blok 1. kat 8 numaralı daire. TOKİ Başkanlığı tarafından Ankara'da noter huzurunda yapılan kura çekimi 2+1 ve 3+1 konutlar için yapıldı. Bilal Şimşek konutu B7 blok 4. kat 10 numaralı daire. Adnan Demiratar B1 blok 4. kat 10 numaralı daire. Latif Çetinkaya B7 blok 2. kat 5 numaralı daire. Kura çekiminin ardından hak sahiplerinin isim listesi de belli oldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan 2022-23 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala yaptığı açıklamada öğrenci ve velileri uyararak kırtasiye ve tüm okul araç ve gereçlerinin TSE kriterlerine uygun ve ambalajlı şekilde kırtasiyelerden alınması çağrısında bulundu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Silhan Arsan, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala yaptığı açıklamada öğrenci ve velileri uyararak kırtasiye ve tüm okul araç ve gereçlerinin TSE kriterlerine uygun ve ambalajlı şekilde kırtasiyelerden alınmalı çağrısında bulundu. Arsan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Odamızın ilgili meslek komite üyelerince odamıza verilen bilgilerde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanması telaşının başladığı belirtilerek bu ürünlerin kırtasiyelerden temin edilmesi çağrısı yapılmıştır. Hem okul öncesi hem de orta öğretim okulları ile tüm eğitim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin özellikle sağlıkları açısından TSE kriterlerine uygun ambalajlı ve üzerinde TSE ve CE işareti olan ürünleri tercih etmelerini önemli vurgulamak istiyoruz. Özellikle kırtasiyeler dışında genellikle uzak doğu ülkelerinden getirilen veya merdiven altı üretim dediğim uygunsuz şartlarda üretilen ve tüm öğrencilerimizin sürekli temas halinde bulunduğu ürünlerin kontrolleri yapılmış ve TSE standartlarında üretilmiş olması büyük önem taşıyor. Özellikle velilerimizin daha ucuz olması beklentisiyle bu tür sağlıksız ürünlere yönelerek çocuklarının sağlıklarını tehdit edecek ürünleri almamalarını öneriyoruz. Kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınmalıdır. Çünkü tüm odamız üyesi iş yerlerindeki ürünler TSE standartlarını taşımakta ve ambalajlı olarak tüketiciye sunulmaktadır. Bununla birlikte geçtiğimiz yıldan beri ülkemizin gündeminde olan 1500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması hususunda hala beklenen bir gelişme yaşanmamış olması da tek işi kırtasiye olan sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuyu yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi yeniden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gündemine taşıdığımızı tüm üyelerimizin ve velilerimizin bilmesini istiyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, velilerimizi ve öğrencilerimizi altına çizdiğimiz konulara duyarlı davranmaya davet ediyoruz ifadelerinde bulundu.
İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının 5. bileşeni hareketli başladı. Gezin Köyü ile Gürüşgür arasındaki Kartaldere yolunun karayollarına ağına bağlanması konusu görüşülürken sesler bir anda yükseldi. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları Meclis Başkanı İbrahim Şerbet'in başkanlığında gerçekleştirilen 5. oturumla devam etti. Toplantının 5. bileşiminde ilk olarak Maden ilçesi Gezin Köyü ile Gülüşgür arasındaki Kartaldere grup yolunun karayolları yol ağına bağlanması görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan meclis üyesi Cuma Telşeken, zaman tasarrufu açısından bu yol stratejik önem arz etmektedir diyerek milletvekillerinin desteğini istedi. Gülüşgür yolundan 80 kilometre yol geliyor dönüyor aynı noktaya geliyor. Halbuki bu yol Gülüşgür Köprüsü'nden buraya 25 kilometre bir yol arz etmektedir. Bu yol şimdi burada ülke ekonomisine vatandaşın zaman açısından ciddi bir kaybı oluyor. Bu yol karayolları yol ağına bağlandığı takdirde 85 kilometreden 25 kilometreye düşüyor. 3 yıldır yapmış olduğumuz çalışmada hiçbir olumlu bir sonuç alamadık. Kırmızı işaretlediğimiz yol 6 kilometrelik bir yol. Hem köy yolu hem kör yol. Bu yol karayolları yol ağına bağlanıyor. Nasıl mı? Mustafa Ataş Bey o gün talimat veriyor. Bölge müdürü ben bu yolu yapamam diyor. Karayolların yol ağına bağlanması için. Diğer gün hemen sayın vekilimiz genel müdürlükle görüşüyor, bu yolu karayolları yol ağına bağlıyor. Yapılsın mı? Evet yapılsın. Karşı değiliz. Helalı hoş olsun. Yapılsın. Şimdi burada kör yol ve köy yolu karayolları yol ağına bağlanıyor ve bu yol bizim 25 kilometrelik yolumuz karayolları yol ağına halen bağlanmamıştır. Tarım ve hayvancılık söz konusu köylerin önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu yolun güney ucundan bulunan Hazar Gölü kenarında çeşitli kamu kurumların dinlenme tesisleri ile özel şahıslara ait villa ve siteler bulunmaktadır. Yaz turizmi sezonun başlaması, bu bölgede nüfus yoğunluğu ve ticari hacmi oldukça artmaktadır. Ayrıca söz konusu yol üzerindeki Kartaldere köyünde bulunan Şeyh Muhammed Kattal Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Bunun da inanç turizmine aşırı derecede katkı sağlayacaktır. Akaryakıt ve zaman tasarrufu açısından önemli ekonomik fayda sağlayan bu yol stratejik önem arz etmektedir. Güvenliğin sağlanabilmesi ve gelişmesi açık bir bölge olması göz önüne alındığında ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından yolun karayolları yol ağına hususunu kamu adına, altını çizerek söylüyorum, kamu adına arz ve talep ediyoruz ve buradan da sayın milletvekillerimize hasetten ricamızdır. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gidip bu yolun acilen karayolları yol ağına bağlanmasını arz ve talep ediyoruz kamu adına. Konuyla ilgili diğer meclis üyeleri de söz alarak fikirlerini beyan etti. Öncelikle komisyon gerçekten güzel bir rapor hazırlamış. Yalnız raporda dikkatimi çeken önemli bir şey var. Komisyonda raporda şuna değiniyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde ya da bütün illerinde bu tür yolların karayollarının yol ağına bağlandığı söyleniyor. Acaba bu dirayet neden? Elazığ'a özel bir dirayet mi var burada? Neden madem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tür yollar, enzem yollar, bu kadar ulaşımı enzem olan bir yol karayollarına bağlanıyorsa Elazığ'da bu dirayet nedir? Bunun da arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayla ilgilenmesi ve siyasi iradenin bununla ilgilenmesi ve bir an evvel buranın da karayolları yol ağına bağlanması için ricada bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz de komisyonda olarak gittik yerinde inceledik. Sarıkamış'la Gezin arasında. Hakikaten onu karayoluna bağlanması için çok acil bir şeydir. Çünkü Van, Muş, Bitlis, Erzurum her tarafta orada arabalar gelse en az 60-70 kilometre kısalıyor. Maalesef şu anda karayollarının Türkiye çapında belli bir kotası vardır. Bu kotayı da köy yollarını bu kotayı da trafiğin yoğun olduğu şekilde alıyorlar. Olay bundan ibaret. Hani biz bu yol üzerinde defalarca görüşmelerde yapmışız, çalışmalarımız da halen devam etmektedir.
Yani şurada bu yol yapıldı da burası niye yapılmıyor diye bir düşünce yok. Yol bizim yolumuzdur. Vekillerimizden, il başkanımızdan tam teşekkürlü bir çalışmalarımız her zaman devam etmiştir ve devam etmeye de devam edecektir. Küpün içinde diyor ne varsa dışına onu sızdırır. Sirke ne kadar gündem dışı değil başkanım. Sirke ne kadar keskin olursa olsun küpüne zarar verir. Yani bunu başta düşünmek lazım. Burada herkes her şeye konuşabilir. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii ki komisyon çalışma raporu farklı bir çalışmaydı. Ama komisyon raporunun dışına çıkıldığı için ben buna cevap vermek mecburiyetteyim. Bir maden il genel meclisi olarak. Çünkü bu yol bizi de ilgilendiriyor. Şimdi bu gündem maddesi dışına çıkılmadı. Burada siz de mesela güzel söylüyorsunuz, konuşun. Siz de uğraşıyorsunuz. Yani gündem dışına çıkmayalım. Bu yol bu kadar mücadele vermişse niye yapılmamış? Herkesin istediği bu yolun yapılması. 20 senedir niye yapamamışlar? Burada kimi suçluyor? O ağır laflar, ailesini, işini seçecek. Bu nasıl, bu ne demek bunlar? Bu nasıl bir üslup? Bu nedir? Yani buradaki mesele şu. Hep birlikte burada herkes arkadaşlara tek tek sor. Herkes de der ki bu yol yapılsın. Karayolları ağına bağlansın. Buna itiraz eden var mı? Yok. Bu büyütmenin, bir taraflara götürmenin öyle dedi, böyle dedi. Lan herkes fikrini söylesin. Niye yapılmamış? Şimdi soruyorum kendisine, cevabını versin. Bu yol bu zamana kadar bu kadar siyasi mücadele vermiş. Başkanlarıyla, vekilleriyle, ilçe başkanıyla mücadele vermiş. Yol niye yapılmamış soruyorum. Teşekkür ederim. Yolun karayolları ağına bağlanması bütün meclis üyelerinin ortak kararıydı. Ancak ortam bir anda gerildi, sesler yükseldi. Burada kimse kimsenin avukatı değildir. Herkesin görev alanı bellidir. Herkesin çalıştığı yer bellidir. Yol bizim yolumuzdur. Tabii ki biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Ama şu ana kadar yapılmamıştır. İleriki aşamada... Hayır Osman Bey, kusura bakma. Bize horoz dönüştü. Hayır bize... Bu millet... Karşılıklı konuşmayalım. Dinlen, sonunda cevabını verebilirsin. Siz burada insanlara... Başkanım, bu adam... İnsanlara horoz dövüşü yaptırıyor. Kusura bakmasın. Yani yaşını başını bil. Kusura bakma. Ya siz kimsiniz? Boltuna düşmüşsünüz ya. Sana ne kardeşim? Hayır sana da. Senin babanın yolu mu orası? Hayır değil. Tartışmaların devam etmesiyle oturuma kısa bir ara verildi. Oturumu yeniden başlatan Meclis Başkanı Şerbet, Kartaldere köy yolu ile ilgili söz almak isteyenlere yeniden söz hakkı verdi. Şimdi bulunacağız. Bölge Müdürü, Karayolları Bölge Müdürü ile görüşeceğiz. Gerekirse Ankara'ya gideceğiz. Gidelim diye görüştük, görüşme yaptık. Bunu da takipçisi olacağız. Bunu uzatmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani bu kadar uzatmanın, siyaset yapmanın, burada siyaset yapmanın bir anlamı yoktur. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen biraz adaletli olalım. Konuşulanların yorumlara dikkat edin. Hem Yahudi taktiği ya, hem şey yapıyorlar hem şey yapıyorlar diye bağırıyorlar ya. Ya şimdi arkadaşlar siyaseti getiren kim? Siyaseti konuşan kim? Allah rızası için söyleyin ya, burada siyasetin ne alakası var? İki tane arkadaşın birbiriyle olan münasebetini Hatip söz alıyor siyaset ya. Kimseyse siz yapıyorsunuz siyaseti. Bilmiyorsunuz da yaptığınız siyaseti. Böyle siyaset birliğinize, partinize, Cumhur İttifakı'na zarar veriyorsun. Bunu şimdi bu konuşulacak, tartışılacak, siyaset yapılacak mesela mı? Karayolları ağına alınsın, bir tek muhalif adam var mı? Hayır. Ne tartışıyorsunuz? Sayın Başkan,
benim konuşmalarım başından sonuna kadar siyasi bir polemik var mıydı? Veyahut da sataşma bir kelime, bir harfinde siz sataşma diye bir kelime gördünüz mü, duydunuz mu? Siz meclis başkanısınız. Sayın Başkanım, siz meclis başkanısınız. Burada tarafsızlığınıza inanıyorum. İnşallah tarafsız olursunuz. Müdahale etmenizi rica edecektim. 29 tane arkadaşım var. Hepsi baş tacıdır. Bu yola hangi arkadaşımız burada karşı çıkacaktır? İnanmıyorum. Hepsi seve seve bu yolun acilen karayolları yol adına bağlanması için. Burada bir daha söylüyorum ya. Ya Allah'tan korkun ya. Benim burada bir kelime, bir harf sataşmam oldu mu? Bu karayolu ya karayolları ya yol ağına alındı. Nasıl alınır da burada alınmaz gibi emsal söylendi. Ben şu anda Karayolları Bölge Müdür Muaviniyle de telefona bu arada konuştum. Biliyordum çünkü konuyu. Ulukale yolu karayolları yol ağına alınmamıştır. Ulukale yolunun bir kilometre bir kısmı yapılmıştır. O konu ayrı ama yol ağı şehirli rast yol ağında olması gereken yollar karayolları alır. Yani buranın da alınması gerekir ama kulaktan dolma, yanlış bilgilerle kamuoyunu, meclisi bilgilendirmek çok yanlış bir konudur. Bu konuların düzeltilmesini ben istiyorum. Ulukale yolu herhangi bir karayolları ağında değildir. Bunun bilgisini kamuoyuna ve meclise sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının 5. birleşimi gündem maddeleri ve önergelerin görüşülerek karara bağlanması ile son buldu. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Elazığ İl Özel İdaresi Makine Parkı'nda bulunan makina ve ekipmanların verimlilik ölçütlerinin araştırılarak verimliliğin artırılabilmesi için nelerin yapılabileceği konusunun ilgili komisyoncu araştırmasını arz ederiz. Ertuğrul Kar, Mehmet Ali Aytekin, Şemsettin Bal, Muzaffer Bulut, Sedat Uyanık, Süp Özay, Mithat Gündüz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Samsun'da kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te Elazığ Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Fırat Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgisinin yanı sıra özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından da ziyaret edilen Fırat Üniversitesi standında katılımcılar üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Açılan standa Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstündağ, öğretim üyeleri ve yarışmaya katılan öğrenciler eşlik etti. Fırat Üniversitesi standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş şu ifadelere yer verdi. Samsun'da düzenlenen Teknofest, Karadeniz'in ilk gününde öğrenci ve öğretim üyelerimizden oluşan takımlarımızın açtığı üniversite standımız, teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgiyle ziyaret edildi. Açılan standta proje takımlarımız gelen misafirlere projeleri hakkında bilgiler verdiler. Teknofest'te dereceye giren öğrencilerimizin de içerisinde yer aldığı İpek Yolu Roket Takımı, roket yarışması orta irtifa kategorisinde Türkiye Üçüncülüğü Ödülü ile en iyi sunum ödülü aldı. Kendilerini kutluyor, başarılar diliyorum dedi. 24 Ocak depreminde Elazığ Atatürk Anadolu Lisesi ağır hasar almış ve yıkım kararı verilmişti. Okul eski müdürü ve okul aile birliği üyeleri bir araya gelerek okulun aynı yerine yapılmasını istediler. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ Atatürk Anadolu Lisesi ağır hasar almıştı. Okul eski müdürü Selahattin Sayın, okul aile birliği başkanı Abdurrahim Akbaba ve okul aile birliği üyeleriyle birlikte okul önünde toplandılar. Yaptıkları incelemede okulun ilk başlarda hasarsız, sonradan hasarlı çıktığını söyleyen okulun eski müdürü Selahattin Sayın, okulun yerinde yapılmasını talep etti. 2019-2021 yılları arasında Atatürk Lisesi'nde görev yaptım ki deprem döneminde buradaydım. Depremin hemen arifesinde Milli Eğitim mühendislerini çağırdık, kontrol ettiler. Kolonlarda ve kirişlerde bir şey olmadığı söylenildi. Onunla yetinmedik. Bir de Bayındırlık'tan yani şimdiki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün elemanlarını istedik. Aynı ifade onlar tarafından da tekrarlandı.
Bir duyum almıştık o zaman deprem sebebiyle Elazığ'a gelen İslam Teknik Üniversitesi ekibi. Ki gittik, rica ettik, geldiler, baktılar. Herhangi bir problem olmadığını söylediler. Daha sonra yine Fırat Üniversitemizden, ki benim de öğrencim, varlığından onur duyduğum, sevdiğim bir öğrenci, Kürşat Bey geldi. Onun incelemesinde çürük çıkmış ve rapor o şekilde verilmiş. Tabii burada ilk aklımıza gelen Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin yıkılışı, ki daha sonra beraber, yani o dönemde burada eğitim öğretim yapıldı. Onlarla ilgili aynı şey acaba Atatürk Lisesi hakkında da mı düşünülüyor? Düşüncesi geldi. Ya bu bir fikir. Yetkililerimiz bunu mutlaka çok daha iyi analiz edeceklerdir. Okul yer, yani eski bir bina, yeniden yerinde yapılmasında fayda var düşüncesi. Okul Aile Birliği Başkanı Abdurrahim Akbaba ise bir an önce okullarının yerinde yapılmasını istedi. Yani çürük değilse gelip uzmanlar baksınlar. Biz, hem öğrenciler mağdur olmasın, eğitimlerine burada devam edebiliyorlarsa etsinler. Yani şimdi gidip de ikinci bir okulda, yani iki, sabah bir grup, öğlen bir grup olmasın yani. İçili eğitim olmasın. Yani bizim düşüncemiz bu. Yani bizim burada 2 yıldır burada eğitim veriyoruz. Demek ki okulda bir sıkıntı yok 2 yıldır eğitim verildiğine göre. Tekrar buraya yani ihalesi yapılması için yetkililerden bizim isteğimiz bakanımızdan dosyayı imzalasın. İzmir Belediyesi de ihaleye çıksın, bir an önce okulumuz yapılıp teslim edilsin. Hem bu keşmekeşten kurtuluruz, 2'de 1 üniversiteye verilecek dedikodusu da ortadan kalkmış olur. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'a kazandırılacak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini aktararak, 20 Eylül saat 11'de gerçekleşecek bu programa bütün Elazığlıları davet etti. CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Programda Başkan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'a kazandırılacak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini aktararak, 20 Eylül saat 11'de gerçekleşecek bu programa bütün Elazığlıları davet etti. Aratan çok donanımlı, çok elverişli bir okul haline getirildi. Daha sonrasındaki gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Ağustos ayın 10'unda hepinizin de tüm kamuoyunda mal olduğu üzere ihalesi gerçekleşti. İhaleyi gerçekleştirdikten sonraki süreçte hemen gerekli çalışmalar başlatıldı. Çünkü ihalede bizim için en önemli olan kısmı işin teslim süresiydi. İhale şartnamesinde işin teslim süresi 365 gün olarak belirlenmişti. 365 gün içinde bu kadar büyük bir kompleksin yapımının bitmesi çok önemliydi. Eylül ayının 20'sinde temel atma törenini gerçekleştireceğiz burada. Temel atma töreni aslında bizim için farklı bir boyuta geçti. Böyle bir büyük projeyi Elazığ'a kazandırmanın yanında böyle bir projeye sahiplenme arzusuyla, sahiplenme işgüdüsüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yürütmesindeki neyse bütün kademe burada olacak o gün. Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclisimiz, Milletvekillerimiz, Kadın Kolları Genel Başkanımız, Gençlik Kolları Genel Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bürokratları. Yani bu projeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, parti olarak sahiplendiğimiz bir proje. Sonuna kadar arkasındayız ve en kısa zamanda Elazığ'a kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer okullar için de aynı şey geçerli. En kısa zamanda diğer okulları da tamamlayacağız. Ben buradan tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Ayın 20'sinde saat 11'de Gazi Meslek Lisesi'nde temel atma törenimiz var. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz. Bazı okulların yıkılması ve taşınmasının gündeme gelmesine ilişkinde bir değerlendirmede bulunan Başkan Duran, veliler taşımalı eğitimden önceden haberdar olmalı dedi. Evet, Ogurt'ta da bir yıkılma tehlikesi olan okul varsa yıkılacak.
Eğer okul yetmiyorsa bir okulda değil iki okulda eğitim gördürülecek. Bunları makul ve kabul edilir görebiliriz. Ancak burada sürecin uzaması, burada düzensiz işlemlerin olması sıkıntı burada. Yani eğer burada okul taşınacaksa bu geçen sene Mayıs ve Haziran ayında belli olmalıydı. Velilere daha önceden bilgilendirilme yapılmalıydı. Yani okul açılalı 3 gün kala, 5 gün kala, 1 hafta kala, 1 ay kala bu bilgilendirmeler yapılmamalı. Daha önce olması lazım. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı Alacakaya, Arıcak ve Kovancılar ilçelerinde ikinci olağan kongresini gerçekleştirdi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı Alacakaya, Arıcak ve Kovancılar ilçelerinde ikinci olağan kongrelerini tamamladı. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş, 15 Ekim Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirecekleri il kongresi öncesinde ilçe kongrelerini yapmaya devam ettiklerini söyledi. Gerçekleştirilen kongrelerin ardından açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Erhun Karakuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İl başkanlığımız olarak geçtiğimiz hafta sonu Alacakaya, Arıcak ve Kovancılar ilçelerimizde ikinci olağan kongrelerimizi tamamlayarak önümüzdeki genel seçimler için yeni ve dinamik kadrolarla ilçe yönetimlerini oluşturmaya devam ediyoruz. Birinci kongrelerimizi yaparken sloganımız "Artık biz varız" idi. Şimdi ikinci kongrelerimizi yaparken ise sloganımız "Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız çünkü gücümüzü biliyoruz" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi'nin seçmendeki teveccühünün diğer siyasi partilerde endişe yarattığını ifade eden Karakuş, Elazığ ve Türkiye genelinde alternatif arayış Yeniden Refah Partisi'nde son buluyor. Yeniden Refah Partisi seçim akşamı en büyük sürprizi yapacaktır. Bu vesileyle kongrelerini yaptığımız ve yeniden seçilen Alacakaya'da Mustafa Doğan, Arıcak'ta İdris Yıldırım ve Kovancılar'da ise Hayri Uygur'un yeni oluşturdukları yönetimlerinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum dedi. Tüm eğitim çalışanları sendikası üyeleri, eğitim çalışanlarının tümüne haksızlık hazırlık ödeneği verilmesi, hemen düzeltelim, hazırlık ödeneği verilmesi için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Tüm eğitim çalışanları sendikası bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası önünde bir araya gelen TEÇSEN üyeleri adına konuşan TEÇSEN Elazığ Şube Başkanı Sedat Gülmez, tüm eğitim çalışanları adına grevde olduklarını söyledi. 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugün eğitim çalışanları olarak bir günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz. Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'nda talep ettiğimiz, ısrarcı olduğumuz ve sürekli halının altına süpürülen sorunlarımızın çığ gibi büyüdüğünü ve artık çuvala sığmadığını anlatmak için grevdeyiz. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dilekçelerle anlattık, eylemlerle anlattık, basın açıklamalarıyla anlattık. Alanlara indik, anlattık, bürokratlarımıza, bakanlarımıza, müsteşarlarımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, kurum müdürlerimize birinci ağızdan anlattık. Hiç kimse bize siz haksızsınız demedi, diyemedi. Lakin hiç kimse de çözüm için elini taşın altına koymadı. Sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız. Başkan Gülmez, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi gerektiğini belirtti. Biz bugün eğitim çalışanları da sınavlarda salon gözcüsü ve salon başkanı olması için grevdeyiz. Kamuda görev yapan 2 milyon kamu çalışanlara bir kalemde 3600 ek gösterge verilip 250 bin kamu çalışanın kapsam dışı bırakılmasına, 2 yıllık yüksekokul mezunlarına 3600 ek gösterge verilip lisans mezunu olan kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmemesini anlamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün birinci derece gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için grevdeyiz. Ancak 1 milyon eğitim çalışanlarına ödenen eğitim öğretim ödeneği değerli hazırlık ödeneğinin neden dışlandığını, kapsam dışı bırakıldığımızı anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi için grevdeyiz. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, yağmur suyu altyapı çalışmalarına bugün ilk kazmayı vurarak başladık dedi.
Kuancılar ilçesinde yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı. İlk kazmanın vurulduğu çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Tuna Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde başlattığımız yağmur suyu altyapı çalışmalarına ilk kazmayı vurarak başladık. Altyapı çalışmalarını tamamlayarak bu caddemizde ve ilçemizde Eylül ayı içerisinde başlatacağımız çalışmalar ile toplam 9 cadde ve sokağımızın sıcak asfalt çalışmalarını da tamamlayarak hizmete sunacağız. Emek ve desteklerinden dolayı ilimiz milletvekillerine, il başkanımıza, ilimiz bürokratlarına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Elazığ Belediyesi, kamu personeli seçme sınavına hazırlanan memur adayları için 6-12 Eylül tarihleri arasında Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz KPSS genel tekrar programı düzenleyecek. Elazığ Belediyesi ve PEGEM Akademi İşbirliği ile düzenlenecek olan eğitim programında öğrencilere KPSS genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında hızlandırılmış bir eğitim programı verilecek. Sınavda dikkat edilmesi gereken unsurların anlatılacağı programda öğrenciler ayrıca uygulamalı olarak soru çözümleriyle pratik yapma fırsatı bulacak. Hızlandırılmış genel tekrar programında 6 Eylül Salı Çağdaş Türk Tarihi, 7 Eylül Çarşamba günü Genel Tarih ve İnkılap Tarihi, 8 Eylül Perşembe günü Gelişim Psikolojisi ve Öğrenme Psikolojisi, 9 Eylül Cuma günü Rehberlik ve ÖYT, 10 Eylül Cumartesi günü Anayasa ve Ölçme, 11 Eylül Pazar günü ise Türkçe ve Coğrafya dersleri verilecek. 12 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek matematik dersi ise PEGEM Akademi binasında gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençlerin geleceklerine yön verecekleri KPSS öncesi onların yanında olmak amacıyla hazırladığımız ücretsiz tekrar programlarına tüm öğrencilerimizi 6-12 Eylül tarihlerinde davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. Ağustos ayında gerçekleştirilen 56.095 milyon dolarlık ihracatla bu yılın ilk 8 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 248 milyon 450 bin dolar olduğunu belirten Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan. Geçen yılın ilk 8 aylık döneminde ise 215 milyon 510 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi. Bu kapsamda Elazığ ihracatı ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.3 artış gösterdi. Elazığ ihracatı ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.3 artış gösterdi. Ağustos ayında gerçekleştirilen 56.095 milyon dolarlık ihracat da bu yılın ilk 8 aylık döneminde İlin toplam ihracatının 248 milyon 450 bin dolar olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, geçen yılın ilk 8 aylık döneminde ise 215 milyon 510 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi. Başkan Arsan, 2021 yılı ilk 8 aylık dönem ile 2022 yılının aynı dönemi arasında %15.3 oranında bir artış söz konusu olduğunu ifade etti. Arsan değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi. 2021 yılını ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan 335 milyon 893 bin dolarla kapatmıştı. Bu yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda ise geçen yılın aynı döneminden %15.3 oranında daha fazla bir ihracatımız olduğunu görüyoruz. Bu artış hızının devam ederek yılın son çeyreğinde de devam etmesini ve bir önceki rekorun yenilenmesini beklemekteyiz. Sektörel olarak ihracat rakamlarına baktığımızda ise özellikle tekstil, konfeksiyon ve hazır giyimde marka tesislerimiz hızla üretim sürecine geçmekte ve mevcut olan tesislerimizin de muhasebe kayıtlarını üretimin bulunduğu yer olan Elazığ almaları ile birlikte ihracat rakamlarımız çok daha ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu dönemde madencilik, mermer, yapı malzemeleri, mobilya, su ürünleri, kimyevi maddeler, iklimlendirme gibi sektörler ihracatımızın lokomotifi olurken, gıda ve tekstil ürünlerinin gelecekte bu listeyi yeniden şekillendirmesini beklemekteyiz ifadelerine yer verdi. Sevgili seyirciler, Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri yürütücülüğünde hazırlanan 6 TÜBİTAK 1001 projesi daha kabul edildi.
Fırat Üniversitesi akademisyenleri yürütücülüğünde hazırlanan 4 TÜBİTAK 1001 projesinin 2022 yılı birinci döneminde doğrudan kabul edilmesinin ardından bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılmasına imkan sağlanan ve itiraz süreci tamamlanan toplam 6 proje daha kabul edildi. Böylelikle birinci dönem içerisinde toplam yüksek bütçeli 10 TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiş oldu. Fırat Üniversitesi bu dereceyle Türkiye'de en fazla TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilen devlet üniversiteleri arasında ilk 10 üniversite arasına girme başarısını gösterdi. Bu projelerle yaklaşık 8 milyon TL bütçenin Fırat Üniversitesi'ne aktarılması sağlanacak. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, TÜBİTAK projelerinde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle başta proje yürütücüleri olmak üzere proje ekiplerini kutladı. Araştırma üniversitesi olarak Türkiye'de ilk 20 üniversite arasında yer almada TÜBİTAK başta olmak üzere kurum dışı kaynaklardan alınan fonların büyük öneme sahip olduğunu belirten Rektör Göktaş, araştırma projelerinde elde edilen başarıları üniversite sanayi işbirliği projelerine taşıyarak ülkemizdeki ilk 10 üniversite arasında yer almayı hedeflediklerini ifade etti. Rektör Göktaş, sosyal bilimlerde proje sayısını artırarak proje tabanlı Ar-Ge faaliyetlerini daha geniş bir alana yaymayı amaçladıklarını, bu yönde akademisyenleri verdikleri destekleri artıracaklarını belirtti. Rektör Göktaş, üniversite genelinde başta Avrupa Birliği fonları olmak üzere kurum dışı kaynaklardan alınan proje sayılarını artırmak için araştırma dekanlığı birimini kurduklarını, ayrıca proje hazırlama ve yürütme konularında tecrübeli personelleri üniversiteye kazandırarak hedeflenen çıktılara ulaşmak istediklerini ifade etti. Etki ve çıktı odaklı projelerle ülkemize milli teknoloji hamlesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Rektör Göktaş, kabul edilen projelerin üniversiteye ve Elazığ'a hayırlı olmasını diledi. Elazığ Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kazım Gökhan Ergin, Euronif Sport dergisinde Elazığ anlattı. Elazığ Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kazım Gökhan Ergin, vatanseverlik birçok insana yakıştığı gibi şehrimiz insanını tanımlar başlığıyla Euronif Sport dergisine konuştu. Euronif Sport dergisine konuşan ELFED Başkanı Kazım Gökhan Ergin konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bizim 36 kişilik bir heyetimiz var. Hepsi birbirinden değerli kişilerden oluşan bu yönetim kurulumuzla amacımız kıymetli Elazığlıları bir araya getirmek. Bu birliktelikle de hem şehrimize hem de vatanımıza hizmet etmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak zamanın ruhunu yakalamamız gerektiğine inanıyorum. Tabii Elazığ'ın zengin kültürünün bize önemli avantajlar sunduğunu düşünüyoruz. Tüm bu zenginliğin geleceğe aktarılması noktasında da kuruluşumuzdan bugüne önemli çalışmalara imza attık. Bu çerçevede Harput Musikisi Beste Yarışması, Harput Musikisi eserlerinden oluşan 170 eserin toplanıp CD ortamında bir araya getirilmesine, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ile birlikte İstanbul'da icra edilen Harput Senfoni Orkestrası'nı, Kerkük, Urfa, Elazığ sonrasında Bakü'yü de ekleyerek dört kardeş şehir etkinliklerini birer örnek olarak aktarabilirim. 2018 yılında gerçekleştirilen Elazığ günleri önemli bir çalışma oldu. 1,5 milyon ziyaretçinin katıldığı güzel bir etkinlik oldu. Bu yöndeki benzer etkinlikler arasında yapılan değerlendirmelerde Elazığ günlerinin birinci sıraya yerleştirilmesi bizi oldukça memnun etti. Gençlerimiz çok önemli. Özellikle Elazığ'dan gelip İstanbul'da üniversite eğitimi alan öğrencilerimize burs vererek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gençlik kollarımız vasıtasıyla onların sorunlarını dinleyip çözmeye çalışıyoruz. ELFED aynı zamanda proje üreten, projelerle kendini farklılaştıran bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahiptir. Biz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile farklı projeler oluşturduk. Önümüzdeki dönem hedefimizde 2023 yılında plaka numaramızı işaret eden 23 projenin hayata geçirilmesi için arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yine 2023 yılında Yeni Kapı'da 2018 yılında olduğu gibi büyük ölçekli bir Elazığ günleri etkinliği tertip etmek istiyoruz. Elazığ'ın köklü üniversitesi Fırat Üniversitesi'ne ayrı bir pencere açmakta fayda var. Fırat Üniversitesi şehrin lokomotifi görevini layıkıyla yerine getiriyor. Üniversitemiz ülkenin ilk 20 üniversitesi arasına girmiştir ve bu başarıyı büyükşehir olmayan tek ilin üniversitesi olarak başarmıştır. Ayrıca dijital dönüşümde de ilk 8 üniversite arasında ilk 3 arasında yer almaktadır.
ODTÜ ve İTÜ'den sonra 3. sırada yer almak başarıyı daha anlamlı kılmaktadır. Başarılarından dolayı hem rektörümüzü hem de akademik kadroyu tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde de üniversitemizde ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz ifadelerine yer verdi. Hicret Mahallesi'nde mahalle muhtarı Murat Gülbasan ve hayırsever vatandaşlar tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Şölene vali yardımcısı Recep Gündüz de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Hicret Mahallesi'nde mahalle muhtarı Murat Gülbasan ve hayırsever vatandaşların da desteğiyle sünnet şöleni düzenlendi. Çocuklar erkekliğe ilk adımını atmanın heyecanını yaşarken vali yardımcısı Recep Gündüz ve iş insanı Bahadır Kubilay da çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gerçekleştirilen şölende sünnet olan 36 çocuk aileleriyle doyasıya ilendi. Vali yardımcısı Recep Gündüz davetinden dolayı muhtar Gülbasan'a teşekkür etti. Böyle bir etkinlikte bulunmaktan biz de büyük bir onur duyuyoruz. Davetinden dolayı muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim de yakın zamanda bir çocuğum oldu. Denk getirebilseydik bizim çocuğu da aradan çıkarırdık aslında muhtarım. Bir dahaki sene Allah nasip eder burada olursak etkinliğe bizi de davet edersiniz. Olur mu? Tekrardan böyle bir etkinlik yaptıklarından dolayı muhtarın başta olmak üzere mahalle ahalisine teşekkür ediyorum. Sağ olun. 36 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyleyen Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan da emeği geçenlere teşekkür etti. Bilindiği gibi geçen hafta yaklaşık 36 mahalledeki bulunan çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bugün de burada çocuklarımıza sünnet şöleni yaptıracağız. Ben katılımlarından dolayı Sayın Vali Yardımcım Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iş adamı değerli Bahadır kardeşime de ayrı teşekkür ediyorum. Tabii biz mahallede bir yıldan beridir bu sünnet olmayanları tespit etmiştik. Bu okulların açılmasına böyle 10-15 gün kala bekliyorduk ki sünnet ettirelim. Değerli hayır sahipleri burada bizlere destek oldu. Biz de vesile olarak bu sünneti gerçekleştirdik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada katılımlarından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Vali Yardımcıma da ayrı teşekkür ediyorum. Değerli iş adamı Bahadır kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. İş insanı Bahadır Kubilay ise organizasyondan dolayı Muhtar Gülbasan'a teşekkür etti. Sayın Muhtarımıza bu organizasyon için teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesin ayağına sağlık. Karakoçan Müftülüğü'nün yaptırdığı Fatma Hatun 4-6 yaş grubu anaokulu Kur'an kursu hizmeti açıldı. Karakoçan Müftülüğü'nün yaptırdığı Diyanet Karakoçan Fatma Hatun 4-6 yaş grubu anaokulu Kur'an kursu hizmeti açıldı. Fatma Hatun 4-6 yaş grubu anaokulu Kur'an kursunun açılışı Karakoçan Tepe Mahallesi'nde düzenlendi. Açılış törenine Karakoçan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan, Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Müftüsü Selami Aydın, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, okulun yapımına katkı sunan, okula adını veren Coburlu Fatma Uzun, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, kursun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Müftünün bahsettiği gibi bazı sıkıntılarla karşılaştık ama burada Karakoçan'ın yüzde insanları araya girdi ve belediyede toplantıda yaptığımızda %80 gibi bir destekle biz bu işe koyulduk.
Ben burada özellikle Sayın Müftü'nün sıkıntılardan bahsettiği ama Nursel Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Birçok insanın kendi sosyal medyasında bunu paylaşamazken bile Sayın Nursel'in, Nursel Hanım'ın Karaboşan Güzde haberini bunu her defasında insanlarımıza duyurmasından dolayı ben belediye başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Çocukların İslam'ı güzel bir şekilde öğreneceğini söyleyen İl Müftüsü Selami Aydın, kursu açarken destek olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Burada çocuklarımız Kur'an öğrenecekler. Küçük yaştayken Allah'ın kitabı, büyük hazine Allah'ın kitabı, rehberimiz, nur ışığımız Kur'an-ı Kerim'le tanışacaklar. İlçe Müftüsü Mahmut Yegin de çalışmalarda gelinen sürece değindi. 4 ay önce 10 Haziran 2022 tarihinde, 2021 tarihinde buranın temelini attık. Başladığımız zaman henüz elimizde hiçbir şey yoktu. Bu projeye ilk bahsettiğimiz zaman, müteahhitlerimize bahsettiğim zaman, ya hocam ne kadar parayla bu işe gireceksin diye sordular. Onlara dedim ki, henüz elimde arsa falan yok. Yani projeyi nereye çiziyoruz, nereye için bakıyoruz? Arsa bulacağım inşallah dedim. Parasını da inşallah bulacağız dedik. Biz Allah için uğraşırsak Cenab-ı Hak karşılığını verecek. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise Karakoçanlılar adına tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi. Tüm katılımcılar, gerçekten ben de Karakoçanlı olarak bugünkü bu yatırımı tabii temelden beri müftümüzle beraber ya yol gösterdik ya birilerine gönderdik. Hiç fes etmedi müftümüz. Gerçekten her kapıyı çaldı. Ama Allah yeniden razı olsun. Bugün Karakoçan'dan güzel bir eser kazandırdı. İnsanlar giderken nam kalır. Bir de bu namdır. Karakoçan'da kalır. Ben Karakoçanlılar adına sizlere, tüm katılımcılara teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Edirne, Hafsa İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Elazığ'da hemşehrimiz Reşit Özer Özdemir, Erzurum Tekman Kaymakamlığı'na atandı. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Elazığlı Reşit Özer Özdemir, Edirne Hafsa İlçe Kaymakamlığı görevinden Erzurum Tekman Kaymakamlığı görevine atandı. Reşit Özer Özdemir, 2020 tarihinden beri Hafsa Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. 1988 yılında Elazığ'da doğan Özdemir, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 2011 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu sınav neticesinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 2017 yılında girdiği İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Elazığ Valiliğine naklen atandı. Malatya Battalgazi ilçesinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Malatya'nın Hekimhan ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı eğitimi kapsamında görevlendirildiği İngiltere'nin Manchester kentinde dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarihli onayı ile 2020-2022 tarihleri arasında Edirne Hafsa Kaymakamı olarak görev yaptı. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile Erzurum Tekman Kaymakamlığı görevine atandı. Medya grubumuz olarak Erzurum Tekman Kaymakamlığı'na atanan hemşehrimiz Reşit Özer Özdemir'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, 7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda konuşan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Elazığlı hemşehrimiz Mahmut Çevik, Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve Uzak Doğu'da ortak tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Balkanlarda kültür, mimari ve sanat konulu Balkanlarda 7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda konuştu. Beykent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde düzenlenen sempozyumda konuşan Mahmut Çevik açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Tarihin en eski milletlerinden olan Türk milletinin kendine özgü dünya görüşü vardı. Farklı din, dil ve kimliklerdeki toplumlara saygı gösterilerek 500 yıl 1 milyon kilometre karelik Balkan Yarımadası'nda kaldık. Balkanlarda 11 koordinasyon ofisimiz ile Balkanlarda 100'e yakın ortak somut mirası ayağa kaldırdık.
15 tarihi yapının yenileme projesi tamamlanmış ve ondan fazla tarihi yapıların ise restorasyonları için proje hazırlama çalışmaları yapıyoruz. Manastır'da askeri idadiden Kosova'daki Yaşar Paşa Camii'ne, Podgorica'daki Saat Kulesi'nden Bosna'daki Dina Köprüsü'ne ve Maglay Camii'ne, Sırbistan'da Ram Kalesi'nden Siyanitsa Valide Sultan Camii'ne, Tiran Ethem Bey ve Berat Bekarlar Camii'nden Giocastra Saat Kulesi'ne tüm tarihi eserlere dokunuyoruz. Gelecek nesillere aktarmalarını sağladık. Macaristan'da Gülbaba Türbesi'nin restorasyonu ve müzesinin yapımında Pek'te Türk Çeşmesi restorasyonuna katkı sağladık. Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve Uzak Doğu'da da ortak tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Cezayir'de Keçova Camii, Azerbaycan'da Nuri Paşa Müzevi, Moğolistan'da Bilge Tonyukuk yazıtları, Sudan'da Ali Dinar Müzevi, Etiyopya'da Necaşi Türbesi, Kazakistan'da Yesevi Türbesi bunlardan sadece birkaçıdır. Soyut kültürel miras olarak şiir, şarkı, halk oyunları alanlarında kültür merkezleri inşa ettik. Her toplum kültürünü yaşasın diye. Gagavuz kiliminin gelecek nesillere aktarımı için atölyeler kurduk. Amacımız uluslararası kabul görmüş koruma teknikleriyle eserlerimizin ayağa kaldırılmasıyla birlikte yaşama kültürümüzün sürdürülebilir olmasıdır, dedi. Elazığ Yetimler Vakfı tarafından yetim çocuklar için farkındalık programı düzenlendi. Elazığ Yetimler Vakfı tarafından Yetimler Şenliği programı düzenlendi. Program Elazığ Belediyesi Cip Mesire alanında gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda çocuklar için de çeşitli oyun etkinlikleri yapıldı. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. Program yetim çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi. Tamam, bura kazan, bura kazan. Önce bunun ismi de. Yetim Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci düzenlenen programın amacına değindi. Bugün burada yetim aileleriyle birlikte bir yetim şenliği düzenleyeceğiz inşallah. Öncelikle ailelerimizi buraya davet ettik. Çocuklarla birlikte, yetim kardeşlerimizle birlikte geldiler. Onlarla birlikte inşallah Rabbim nasip ederse bir şenlik programı düzenleyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Derda'dan gelen rivayette yetimler hakkında şöyle buyurmuştur. Kalbinin yumuşaklığını ve hacetinin giderilmesini sever misin? Allah Resulü böyle söylüyor. Daha sonra da yetimlere merhamet ederseniz, onların başını okşarsanız ve yediğiniz şeyleri onlarla paylaşırsanız, yediğiniz şeylerden onlara yedirirseniz, Allah da sizin hacetlerinizi, ihtiyaçlarınızı giderir ve kalbinizi yumuşatır. Allah Resulü'nün bu söylemiyle toplum içerisinde manevi sıkıntıda olan kardeşlerimizin yapacağını bu şekilde belirliyor. Yani yetim kardeşlerimize sahip çıkmak ve onları her konuda desteklemek de Allah nasip eyledi. Bu kardeşlerimizle birlikte Mesire alanında burada toplandık. İnşallah onlarla oyunlar oynayacağız, onlarla sohbet edeceğiz, onlarla konuşacağız, onlarla hemhal olacağız ve bu kardeşlerimizle birlikte bugünü güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bu noktada bize yardımcı olan özellikle Elazığ Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Elaziz Kültürel ve Yardımlaşma Derneği ile özel bir gelişim kursu arasında indirim protokolü imzalandı. Elaziz Kültürel ve Yardımlaşma Derneği ile özel bir gelişim kursu arasında indirim protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri kurs merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yapacağı kayıttan %20 indirimle faydalanabilecek. Dernek Başkanı Onur Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Her türlü çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Öğrencilerimizin faydalanabilmesi için özel analiz kişisel gelişim kursu ile protokol imzaladık.
İmzaladığımız protokol ile dernek üyelerimizin çocukları indirimli bir şekilde faydalanabilecek. Hem üyelerimiz hem de diğer ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi eğitime yönlendirme gayreti ve çabası içerisinde olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İmzalanan protokolün üyelerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Sırada güzel bir haberimiz var ve tabii bu haber bizim için de anlam teşkil eden bir haber. Uzun uzun yıllar birlikte çalıştığımız çok değerli bir kardeşimiz Ömer Şahan'ın haberi. Takribi herhalde 10 yıl kadar bir süre belki de oldu. Birlikte çok güzel projeler yapıldı. Televizyonumuza da çok büyük katkılar sunmuş bir kardeşimiz. Ve daha sonra reji dediğimiz kısımda da uzun yıllar birlikte ana haberde ve programlarda çalıştığımız kıymetli bir kardeşimiz, çok da yakışıklı bir kardeşimiz. Ve tabii bir sanatçı kimliği elde etti, güzel de oldu. Sanatçı Ömer Şahan'ın Sonumu Gördüm adlı klibi yayınlandı değerli izleyenler ve haberimizi izliyoruz. Sanatçı Ömer Şahan'ın 2022 yılına damga vuracak ilk single'ı Sonumu Gördüm'ün klibi yayınlandı. Klip, müzikseverlerin beğenisini topladı. Olur da hiç gitmek istemezsin aklımda, kalbimde. Zaten bu aşkta hiç bitmek istemezdim aklımda. Sözleri Ömer Şahan'a, bestesi ilki Kıvanç Ulaş'a ait olan Sonumu Gördüm single'ının klip yönetmenliğini Faysal Tokmak yaptı. Bu başka dedim de ne oldu sonunda, kendimi ziyan ettim yolunda. Gideni de sevdim, geleni yerdim, ölene sustum, söyle. Yaşar Kekava plak yapımcılığında çıkan single kendine has tarzıyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor. Yayınlandığı andan itibaren her kesimin beğenisini toplayan single farkını ortaya koymakta kararlı. Bazen olur da hiç gitmek istemezsin aklımda, kalbimde. Sarılsam gibi diye koştum ben aşka, her yaşta bu başka dedim de ne oldu sonunda, kendimi ziyan ettim yolunda. Sanatçı Ömer Şahan, single'ın yapım aşamasında yoğun uğraşlar verdiğini, aynı şekilde tüm ekibinde her aşamayı aynı çabayla yürüttüğünü söyleyerek, ekibiyle birlikte single'ın üzerinde çok emek verdiklerini ifade etti. Sonumu Gördüm tüm dijital platformlarda ve Nets YouTube kanalında yayında. Sonumu gördüm, gideni de sevdim, geleni yerdim, ölene sustum, söyle koştum. Evet, yolun açık olsun kıymetli kardeşim. Sevgili seyirciler, Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Kerim Eflatun'un kızı Ahsen Eflatun ile eğitimci Eyüp Tümtaş'ın oğlu Mehmet Buğra Tümtaş dünya evine girdi. Elazığ'ın tanınmış ailelerinden 20. dönem İyi Parti Elazığ 2. sıra milletvekili adayı Kerim Eflatun'un kızı Ahsen Eflatun ile eğitimci Eyüp Tümtaş'ın oğlu göz doktoru Mehmet Buğra Tümtaş dünya evine girdi. Düğün törenine iş, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim ile genç çiftin yakınları katıldı. Gecenin ilk dansı çiftten geldi. Genç çift bir ömür birlikteliğe evet dedi. Sayın Ahsen Eflatun hanımefendi, hiçbir baskı ve etki altında kalmadı. Tamamen kendi özgür hür iradenizle, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, yanınızda bulunan Mehmet Buğra Tümtaş Beyefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet.
Ah sen Eflatun hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Düğün merasimi halaylar ve çifte telliler eşliğinde devam etti. Medya grubumuz olarak Ahsen ve Mehmet Buğra çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kuraları çekildi. Kura çekimi sonucu Elazığ'ın 3. lig temsilcileri, Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü takımları kupada birbirleriyle eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kura çekiminde Elazığ'ın 3. lig temsilcileri, Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası Elazığ'ın profesyonel lig takımları Entegre Solar Elazığ Spor ile Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 1. turda rakip oldu. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yayınladığı yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Galatasaray adasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı adeta tüm medyayı sorumlu tutan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kınadı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Futbol Federasyonu ve Galatasaray Odası'na yapılan silahlı saldırılardan ötürü adeta tüm medyayı sorumlu tutan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kınadı. Tongsir yayınladığı yazılı açıklamada, "Spor basınının tümünü azmettirici gibi göstermek büyük bir hata ve haksızlıktır. Eğer azmettirici yayın yapan bir kurum veya kişi varsa belgelerle birlikte bu medya kuruluşu ve muhabir hakkında yasal işlem için başvuru yapılır. Adli makamlar da bunun üzerine harekete geçerler veya TSYD'ye bildirilir, biz de tüzüğümüze ve ilkelerimize göre gerekeni yaparız" sözlerine yer verdi. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, "Saldırıyı gerçekleştirenleri kınamadan basını azmettirici olarak kamuoyuna sunmak bir bakıma herkese adres göstermektir. Bunu asla kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı. Spor basınının sahipsiz olmadığının altını da çizen TSYD Genel Başkanı Tongsir, "Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olsun olmasın bu mesleği yapanların sonuna kadar arkasındadır. Kimse hedef saptırarak amacına ulaşamayacaktır. Biz spor basını olarak bu silahlı saldırının da faillerinin bir an önce yakalanmasını ve bunun nedenlerinin derhal ortaya çıkarılarak açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'un sezonluk ilk maçında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasının seyirci sayısı açıklandı. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu müsabakayı 2086 biletli seyirci takip etti. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'un taraftarı önünde oynadığı ve sezonun ilk maçı olan 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasının seyirci sayısı açıklandı. 0-0 eşitlikle sona eren müsabakayı misafir takım seyircisi de dahil olmak üzere 2086 futbolsever tribünden takip etti. Öte yandan 100 TL'den satışa sunulan 130 koltuklu protokol tribünü davetiyelerinden ise 60 adetinin satıldığı açıklandı.
36 derece sıcaklıkta oynanan müsabakada 124 resmi güvenlik görevlisiyle 37 özel güvenlik elemanı görev yaptılar. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.